Merhabalar. Selamlar abi. Selamlar. Aran yok bugün sınavı var. Ya bir süredir... Buradan zihin açıklıyor. <laughs> <kendisine. gülüyor> bir süredir tam kadro halinde bulunamıyoruz burada. Evet öyle oluyor. Nasıl gidiyor? İyi abi ne olsun. İyi. Derbilerle bezeli bir günü geride bıraktık. Evet. Ee, Manchester Liverpool maçını mı başlıyoruz? İstersen başlayalım öyle. Evet. Nasıl bulunan maçı? Ya çok... Ee... Her şeyin olması gerektiği gibi bir maç. Çok birbirlerini tanıyan, yani artık santimetre santimetre her şeyi bilen iki hocanın. Şimdi e, yerine yerine işte, kulübün yerine koy kendine. En çok kimin kitabını okursun? Guardiola'nınkini okursun. Yani çünkü yarıştığın o Guardiola için de aynı şey geçerli. O da en çok kulübü okuyordur. Yani en çok onunla ilgileniyordur. Ne yapıyor bunlar? Yeni ne yapıyorlar? Neyi geliştirdiler diye. O yüzden de hani kendilerinden daha iyi muhtemelen birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerini de övüyorlar. Ee, arkadaş değillermiş onu öğrendik değil mi? Ee, ama yani çok arkadaşça pozlar. E, acaba arkadan hayranlar mı birbirlerine yoksa nefret mi ediyorlar onu bilmiyorum. E, ama birbirlerini çok iyi bildikleri, çok iyi takip ettikleri kesin. Yani birbirlerinin çıtası. E, onlar inanılmaz bir iki ikili mücadeleye dönüştü şey. Onu söyledim ya Messi Ronaldo'dan sonraki e, şey e, battle e, bu ikisi olacak abi. Böyle bir oyuncu ikilisi yok. Bence aday da yok. Yani Haaland, Mbappe olabilir mi? Olabilir. Ama o seviyeye gelmeleri, böyle bir mücadele seviyesine gelmeleri böyle bir duello seviyesine gelmeleri zaman alır başka şartlarda gerekir. Bir de hani geçmişi de var. bunda estigası da var. O kadar yani, denk olmasa da bu şeyin. E, şu an yani Messi-Ronaldo işi bittikten sonra ki artık yavaş yavaş bitiyor. Dünya futbolunun en e, heyecanlı takip ettiği duello bunlar olacak. Ve muhtemelen ikisi de erken bırakacaklar gibi duruyor. ya yani Milli takım falan da konuşuluyor. Özellikle Guardiola için Brezilya haberleri çıktı. Ama reddetti. Ne milli takım abi seversen Adam yani santimetre santimetre e, o ünlü var ya ilk şampiyonluklarının işte artık kazanmak üzereyken Chelsea, e, şey Chelsea şampiyon e, antrenmanda oyuncuları haşlıyor. Siz şampiyon mu kendinizi? Şu anda tek şampiyon var o da Chelsea diye. Şimdi o bütün o detayları çalışan bir adam için bütün o santim santim kuran e, asla oldu demeyen bir adam için e, bitmiyor. Şimdi milli takımda nasıl yapacaksın onu? O kadar ayı boşa. <laughs> mümkün değil yani. Öyle bir öyle bir öyle bir kurulum süreci mümkün değil milli takımda. Ancak şöyle olabilirdi. Yani şöyle olabilir. İspanya'yı çalıştırır. Daha doğrusu Katalonya'yı çalıştırır. Ee, yeni jenerasyonda geldi. Onlarla birlikte yapar. Ancak öyle olur. Çünkü onu sindirmesi takımın falan imkansız. Klopp için de benzer bir şey geçerli. Klopp'un gene daha kolay da şeyler dikkatini çekmiştir değil mi? Ya yani iki kanattan ikisinin de savun uzakta Liverpool'un savunma arkasına attığı uzun toplar. Yani normal deli misin sen de denir ya. Yani. Bunu mu deniyorsun yani? İşe yaradı hepsinde işe yaradı. Çünkü orada öyle bir boşluk buluyor, öyle bir zaaf buluyor. Çok şahane bir maç izledik yani. Bu seyirci bundan onları hak ediyor mu bilmiyorum. Ya orada daha biraz daha insan şey istiyor, coşku istiyor. Onlar da istiyor mudur acaba? Ya çok bence istemiyor olabilirler. Çünkü bu maçta çok fazla kusursuzluk vurgusu da yapıldı iki taraf için. Öyle. Ve mesela senin dediğin o paslardan ya onlara bakarken ben şey düşünüyorum. Ya diyorum hani şu oyun başka bir takıma karşı oynansa, yani ligin 6.'sına 7.'sine karşı oynansa ya yani nasıl dayanacaklar buna ya? O kadar denk oluyor ki maç. Hani sanki yapılanlar biraz geri planda kalıyor gibiye geldi nokta. E Öyledir zaten hani iyi bir futbolcuyla halı sahada falan maç yaptıysanız bilirsiniz. Yani kazma dediğiniz adam sahada karşınıza geldiğinde ya bu adam Pele'ymiş falan dedi. Dağıtır. Öyledir yani. Benim birkaç defa başıma geldi inanamadım yani. Ee, dolayısıyla bu kadar üst düzey oyuncunun e, kavgası da saha içinde bahsediyorum e, normalmiş gibi görünüyor bir süre sonra. Ya ne var bunda diyebiliyorsun. Diye o yüzden diyorum meraklısı ve uzmanı için çok e, acayipti. Tabii yani Kevin De Bruyne de çok hakikaten acayip bir seviyeye çıktı. Bu adam nasıl Belçika'yı şampiyon yapamıyor? Orada bir, bir, bir şey var yani. Yani çünkü her şey de var. Bu adam nasıl hala Chelsea'de değil bile sorulabilir ama Guardiola herhalde. <laughs> Orada biraz. Yani evet ama o sala içinde söylenebilir o aynı şey yani çok 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 özel. Bir daha hani ilk ilk ay yok falan. Anlatabildim mi? yani? Sürekli oynayan. Santrfor oynayan adam yok. Baştan sona hakikaten büyük bir keyifti. Şimdi abi onlar hani birbirinin çıtası, rekabet diyorsun. Hı -hı. Ee, bize geçelim. Bizim. İsmail Kartal da maç öncesi de zaten hani Galatasaray olmadan Fenerbahçe, Fenerbahçesiz Galatasaray olmaz. Ee, maçı nasıl buldun? şey olarak hep hani burada bahsediyoruz iyi maç oluyor bazen beklentinin altında kalıyor, üzerine çıkıyor. Bu seferki derbiyi öyle başlayalım istersen. Kötü bir oyun olduğunu söyleyemem. İki taraftan bakmamız lazım. Ee, İsmail Kartal'ın zaten 3 aşağı 5 yukarı neyin peşinde olacağı belliydi. Ne farklı olduğu Fenerbahçe açısından? Fenerbahçe minimum risk alarak oynadı. Ee, yani sıklıkla e, Fenerbahçe'nin sol kanadından atak kurmaya çalışırken bir anda kalecisine döndüğünü gördük. Yani illa araya gireyim e, i̇lla bir ara pası atayım. E, peşine düşmediler. Bu e, bu çok net tercih edilmiş. Bunu net olarak görüyorsunuz. Yani aman risk almayın abi. Yani çünkü kaptırırsak işte Babel var, Kerem var. Bir anda e, baskın yiyebiliriz. Bunu mümkün olduğunca müsaade etmeyelim ki zaten Muslera'nın kurtardığı bir pozisyonun pozisyona dönüşü dışında da böyle bir baskın vermedi Fenerbahçe. Hiç vermedi neredeyse. Bu bir bilinçli bir tercih. İşte bu oyunu tarafsız gözle izleyenler için bir, sıkıcı bir tarafta yarattı. Çünkü oradaki belirleyici Fenerbahçe oldu. Ee, ama ne yaptı Fenerbahçe? Yani bir taraftan bu risk almamayı, oyun kurarken risk almamayı öncelerken bir taraftan da hani çıktı Beşli ile Galatasaray'a asla marka oyun kurmasın. Oru kanalı tamamen kapatalım. Hatta Nelson da kurmasın. Biz bu topu bir şekilde Taylan'a vermelerini sağlayalım. Merkeze yönlendirelim. Ondan sonra da Taylan'ı baskılayalım. Muslera ile aralarındaki bağlantıdan bir şeyler çıkaralım. E, dediler. Ama yani çıkaramazsak da sorun değil. Yeter ki kurmasınlar oyunu. Ve bu oldu. Yani Messi bunu yaptı ve şimdi o ünlü e, şey maçı vardır. E, Barcelona Real Madrid maçı. Mourinho e, Guardiola'nın takımına ön alanda beşli bir baskı yaptı. Barcelona top çıkaramaz hale geldi. Hatırlarsın o oyunu. Sürekli Madrid'in kaybettiği zamanlar evet. sonrası. Evet. Yani Mourinho sürekli bir şeyler deniyor. En sonunda da baskı oyununa girdi. Çıkamıyor. Çıkaramadı yani topu. Ne yaptı? Geri bir adam daha çekti. Bir adam daha yani savunmayı çoğalttı. Guardiola ve oradaki pas opsiyonu sayısını, pas istasyonu sayısını, pas istasyonu bireysel bir şey değil, sayısal bir şeydir. Bunu spiker arkadaşlarına rica ediyorum. Çok iyi bir pas istasyonu olmaz kimse. Çok iyi bir pasör olur pas istasyonu pas istasyon sayısı yani siz 5'liyle oyun kuruyorsunuz rakip 5'liyle ile baskı yapıyor dolayısıyla boşa adam bulamıyorsunuz bir ekstra adam iki ekstra adam çıkardığınız zaman geriye getirdiğiniz zaman ya da savunmaya oyuncu aldığınız zaman sayı artıyor dolayısıyla rakibin baskılayacağından daha zor daha çok durak oluşuyor orada istasyon oluşuyor ve oyun kurmaya başlayabiliyor. Şimdi böyle bir şey yapabilir miydi? Torrent o baskı yerken çıkmak için böyle bir şey yapabilir miydi sorusunu soruyorum kendime. Bunu yapmadı çünkü. Ya yani bunu hiç yapmadı. Yani mesela Fenerbahçe baskı yediği zaman baskı demeyelim de bloğu kurdu Galatasaray. Fenerbahçe'ye de alan kalmadı. Fenerbahçe de araları sızacak bir şey bulamadı. Ya o geri pasları yaptı. Ya Altay uzun vurdu. Ya da Serdar Dursun geri geldi. Yani Serdar Dursun orta sahanın bir parçası olduğu zaman oradan artık çıkabiliyorsun. Çünkü rakip 5'liyken sen 6'lı 7'li oluyorsun ve oradan çıkıyorsun. Serdar Rus'unu bu anlamda çok iyi kullanıyorsun. İsmail Kartal Torrent bu anlamda kimseyi kullanamadı. Yani Torrent oyunu açacak o işi yapmadı. yap Yapamadı, yapmadı, bilmiyorum. Peki ya da yapacak denk, bir oyuncu var mıydı yani oraya? Abi teklerse. bulacağım. Yani mesela Halil girdikten sonra bir şeylerin değiştiğini gördük. Şimdi şöyle bir dezavantajı var. Onu söyleyeyim. Birincisi Taylan Berkan ikilisi. Bu ikiliyle ilgili ben de çok konuştum. Bütün sene bir, bütün konuştuk. sene konuştuk. İyi oyuncular olduklarını düşünüyorum ikisinin de. Ama bu rolü özellikle Taylan'ın yapamayacağını düşünüyorum. Belki yapar ama kendisi yapamayacağını düşünüyor. Peki neden ısrarla oynatılıyor? Bence Taylan çok iyi bir antrenman oyuncusu. Yani muhtemelen antrenmanda bakıyor bu adam bu işi yapar diyor. Böyle oyuncular vardır. Yani mı alakalı biraz. Bilmiyorum. Antrenman oyuncusu diye bir şey vardır futbolda yani. Antrenmanda Pele ...sağa çıktığı zaman tam tersi de vardır. Ya bu adam yani çalışmıyor, etmiyor, nasıl olacak falan dersin, ...sağda uçar. Böyle bir oyuncu türü var. Bizde var. Dünyada müsaade etmezler tabii. Yani 3-5 de dersin, hadi kardeşim git ikincilikte ligde oyna dersin. İkisine de. Yani antrenmanda olmayıp maçta olana da. Çünkü çalışmıyorsun. Daha iyi olabilirsin. Böyledir. Şimdi Taylan'ın o pozisyonu oynama, oynayamadığı artık ortaya çıktı oynayamasına yardımcı olacak bir düzen de kurulamıyor. Anlatabildim mi? Tabii bu sadece bu ama bunlar marka oldular. Çünkü Berkan dün çok iyiydi. Aslında. 3 asistle bitirebilirdi maçı. Kerem'in yani Galatasaray'ın tek şutunun asisti Berkan'dan. Galatasaray'ın ilk yarıda maçın başında yaptığı sol kanattan yaptığı iki e, pasın yani gol bölgesine atılmış iki iyi pasın. Birisinde Ferdi çıkardı, Birisinde kim çıkardı? İkisini de o attı. Gomez biraz hareketli olsa, Gomez bu. Veya işte Ferdi hata yapsa. Evet. Şey. Şimdi üç tane asist gibi pas atmış adama kötü diyemezsin abi. Kimse kusura bakmasın ya. Saçmalamayın. Şimdi bunlar paket olduğu için ikisi artık Taylan Berkan kötü. Bir de Hep koştuğu var. yani hani evet. mesafe her zaman bir şey anlatmaz ama Şimdi enerji. Bu, bu 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 yanlış. Taylan çok kötüydü. Çıkal daha çok kötüydü. Berkan çok iyiydi. Yani üç tane asist yapabilecek iş, asist olabilecek pas atmış adama kötü diyemezsin abi. Yok artık. Abartmayın. Bunlar ezber. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de Serdar Dursun'la ilgili. Serdar Dursun olmasa o olsa Ya adam 5 tane foul almış. Takımda en fazla foul alan oyuncu. Nefes aldırmış takıma. Bir tane gol atmış. İki tane de koronara kafa vurmuş. İyi vuramamış Ama yani şut atmış adam. Ve sen ne zaman sıkışsan orta sahaya gelip dövüşüyor. İşte o faul aldığı yerler o açıdan. E yani e şimdi ne istiyorsun ki? Al Silimane'yi çağırayım istiyorsun. <laughs> Silimane tam tersi faul yapıyordu. Yani Ersun onu kesme sebebi çok <laughs> önemsiyordu oyuncuyu. Ama ya aklına çıkacağız faul yapıyor diyor. E şimdi bu, bunlar ezber. Yani hepimizin futbol ezberleri vardır. İkna alamıyoruz bazı oyuncular ve bazı oyunlarla ilgili. Ama öyle değil. O yüzden e, Fenerbahçe'nin farkı bu. Yani genel olarak bunu söyleyebilirim. E, daha detayına da gireriz. iki e, hak yani performans olarak hakkı yenen bir oyuncu var. E, miyazaç iyilerden biri, hiç kuşku yok. Onun kimse hakkını yemiyor. E, ama Mert Hakan da bir asist bir asist pası. Yani Fenerbahçe'nin iki golünde de Mert Hakan var. İtirazları ve o, o, çok antipatik. o çok antipatik. gündeme geldi. Şimdi, o çok antipatik. Sevgili Mert Hakan şimdi futbolculuğu kotardın. Oluyor yani. Oluyor. Yani milli takım için adaysın artık. Değil mi? Bu, bu buna girme abi. Yani o eski taraftarlık kalmadı. Yani o taraftara böyle kendimi beğendim. İşte eskiden Galatasaray. İster yani, ister Galatasaraylı o. İster Barcelona hiç fark etmez. Kimse hiçbir şey fark etmiyor. İki takımın da efsaneleri vardır diğer takımı çocukluğunda tutan. Öyledir demiyorum. O dönüyor ya ortada. Aslında Galatasaray Ya fark etmez onlar fark etmez. Onlar önemli değil. Seyirci sahada ne yaptığına bakar. Ya yani o sahayı babadan Fenerli olduğu için mi seviyorlar? E adam hiç kavga gürültüye girdiğini düş gördün mü? Yok hiç sakin var. sakin. Sakin sakin işini yapıyor. İşini yap abi. Bırak bu işleri. Ayağı işte marka ayağımı kıracaktı. Ya ne alakası var? Ne alakası var adam? hayatında belki ilk defa sadece topa müdahale etti. Geçiniz bunları yani. Sen işini yap, işin takdir görüyor zaten. İrfan için de aynı şey geçerli. Yani işini yap, işin takdir görüyor. Ne gerek var abi Kerem'e o tabanı çıkarmaya? Attı hakem ne diyeceksin? Ne yapacaksın? Ne diyebilirsin yani? Çünkü tam çizgide bir karar. Sarı karta hiç itirazım yok. Kırmızı karta hiç itirazım olmazdı. O yüzden bu iki, çok iki... Çünkü Fenerbahçe'nin iyi oynadığı her dakika bu iki oyuncunun ayağına top değiyor. Yani özellikle Osay Mert kaç haftadır zaten. Tabii Osay Mert, İrfan üçlüsü Fenerbahçe'nin en etkili üçlüsü. Üçlüsü var artık Fenerbahçe'nin, ikilisi yoktu. İsmail Hoca'yı burada kutlamak lazım. Ee, artık ikilileri var. Yani ikilileri var, üçlüleri var. Şimdi Zayt, Crespo, değil mi? Kim? Serdar. Yani sürekli ikililerden hatta üçlülerden bahsedebiliriz. Serdar'ın katıldığı. Evet. Ee, o yüzden biraz daha oyuna daha fazla oyuna, oyun dışılığı törpüleyerek, törpüleyerek, törpüleyerek gitmek lazım. Mert Hakan çok çok değerli performans gösterdi. O demin bahsettiğin mevzular dışında. Abi birkaç hafta önce bundan hani İsmail Hoca'nın ilk zamanlarında biraz sen hani şunu demiştin. Ya bir aynı kadro oynasın. Hani mesela Serdarsa Serdar oynasın, Berişa ise Berisha. Artık bu kadro oturdu gibi. Hani son dönemde kaybetmeden de devam ediyor. Bu mudur saniye Fenerbahçe'nin hani bitirecek? Yani kadro bu, şöyle yani bu çok de değişik bir durum esasında. Ya daha iyisi var. Evet daha iyisi olabilir ama yürüyor mu? Yürüyor. Yürüyor. Şimdi Pereira'nın Pereira'da işin yürümemesinin sebebi üçlü savunma değildi. Bugün daha iyi anlıyoruz ki. Sürekli kadroyu değiştirmesiydi. Yani bu satın alınmadı oyuncu tarafından. Alınmadı yani. Yani herkes bir yerini bilmek istiyor. Bu kadro böyle. Yani ama Pereira'yı trans alırken bunu bilmiyor muydu yönetim? Ya yani bunun böyle olacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Yani Fenerbahçe'de de böyleydi diğer kulüplerinde de böyle. Bu adam böyle bir adam. Diyor ki yani böyle bu tip teknik direktör daha doğrusu var mı? Böyle çok teknik direktör var. Tuhal mesela, Tuhal mesela, en mesela. yüksek seviye. Yıldızı benim diyor? Yani ben kimi çıkarırsam ben her maç için ayrı plan yaparak ona göre oynayacaksınız abi diyor. Önemli değil diyor kimin oynadı. Böyle diyor. O öyle diyor. Onu bilerek getirdin. Yerine getirdiğin hoca tam tersi bir şey yapıyor. Diyor ki benim 11'im belli olacak abi. Ben pivot santrifor istiyorum. O yüzden Serdar Dursun'un oynayacağım. Kralı gelse başka oynayamaz. Ben Rossi'nin hızını istiyorum. O sayenin savunmadaki hızını istiyorum. Bu arada böleceğim ama Rossi de savunmaya çok dönüp dünkü maçta e yani just, ileriden... E Mecursun başka. Zaten hücumda çok yararlanamadı yani yani bunları hoca da bunu... Şimdi bundan sonra gelen ne isteyecek peki? Bundan sonra gelen olacak mı? Ee, olacak. Yani olmasın tabii de. Olacak tabii ki. Yani bundan sonra gelen ne isteyecek biliyor muyuz onu? Bundan sonra gelen de diyecek. Belki ikisinin arası bir şey olacak. Belki öbür türlü olacak. Yani Fenerbahçe'nin sorunu bu. Buluyor, bırakıyor. Geçen sezon sonu gibi. Evet. İsmail Kartal'ın dün eleştiriyorum ben onun maç sonu açıklamalarını. Dünkü maç sonu açıklaması gayet yerli yerinde. Ö önüme bak, öncesine bakmıyorum. Sonrasına bakmıyorum. İşimi yapıyorum. Budur abi. Bu kadar. Mert Hakan ve İrfan'dan da bunu bekliyoruz. Kimini yaptığı gibi. İşini yap. Tabii ki maksimum yap. Yüzde yüz onla yap. Bırak. Ondan sonra başkaları karar versin. Başkaları karar versin. I daha iyisi var mı? Çok daha iyisi var. Şimdi çok zor olacak Fenerbahçe şimdi. Fenerbahçe ikinci olursa Konya ile tabii çekişiyorlar. Temmuz'un ortasında şampiyonlar ligi ikinci önleme. 2-3 İki, playoff. Değil mi? 3 tur oynayacak. Yani playoff da zaten playoff gerçekten. Oradan sonra. Ee, Temmuz'un 15'inde olduğuna göre maç. 5 hafta geri sar. Ne oluyor? Haziran'ın başı. Yani Fenerbahçe Bir şey kalmadı. Da Fenerbahçe Haziran'ın 10'unda maksimum maksimum sezonu açacak. E hoca ne zaman gelecek? Kadro ne zaman yapılacak? Hoca transfersiz gelir mi? Hele böyle hani majör bir adam getiriyorsan. 5 tane oyuncu isteyecek, 10 tane de yollayacak. Yeniden bir şey kurmaya çalış. Sonra 15'inde Şampiyonlar Ligi maçına çık. Üç tane, 3 tur geç. Daha yok. Böyle bir şey yok Türkiye'de yapılamadı yani ve yeni her şeyi yeniden kurarak. Ligde başlayacak o esnada Dünya Kupası'ndan dolayı erkene evet. çekilip. Bilmiyorum ne kadar kendileri karar versinler. Bugüne kadar doğru bir karar vermediler. Bundan sonra veriyorlar durumuyorum. Ee, böyle bir durum var. Ee, Galatasaray tarafına istiyorsan bir daha dönelim. Ee, dönelim abi. Torrent'in eleştirildiği yerler de oldu. Böyle değişiklikler konusunda özellikle tepkiler vardı. Hani onun nasıl Kim var Galatasaray'ın yedeklerinde? Kimler vardı? Eee ya girenler haricinde şöyle hemen bak Ya hal girdi. Bence girişi oyuna giriş oyunun şeklini biraz olsun değiştirdi. Ve Emre girmedi. Emre Kanık O ilginç. Girmedi. Herhalde orada bir şey var. Çünkü ben hani Kerem oynamazsa gerçi Barış'ı e, Alper'i hazırlamış ama e, ben Emre'nin daha doğru bir tercih. Kadroda yoktu bu arada. Evet, olarak. daha do doğru bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Herhalde bir problem var orada. Yani kadroda olmayacak kadar eli bol değil. Ee, ne yapabilirdi? Pulgar'ı Taylan'ın yanına alabilirdi. Taylan'ın yerine değil. Bak Fenerbahçe 2-1 oynuyor. Crespo Zayt önünde bir oyuncuyla oynuyor. Yani bu Allah'ın emri değil ki burada bir tane iki, böyle oynayacaksın. Simetrik olmasına... Yok yani Allah'ın emri değil ya Taylan önlerinde çıkaldı da Berkan olması şart değil ki. Olmuyor mu? Çek abi kenar yanına. Yanına Pulgar'ı çek. Zaten çıkaldı bir şey yaptığı yok. Yok yani orada yürümüyor iş. Yani işin yürü maçtan söyledik ya. Barcelona maçı gibi oynayacak, Karagümrük maçı gibi mi oynayacak? İkisi gibi de oynamadı. Ama kendi söylediğine bakarsan maçtan sonra biz Karagümrük maçı gibi oynamak istedik. E ne fark vardı? E orada 2-0 öne geçtik diyor. Olabilir. Ama yani senin bütün oyunun öne geçmenin bağlı. 0-0 oynayamayacak mısın? Ya yani 300 dakikada penaltı olmadan sen baskı oyunu oynayamıyor musun? Bu yani orada bir değişiklik hemen bir değişiklik yapılabilirdi. Gomis yok. Yani Serdar Aziz'den aldığı foul dışında ki Serdar Aziz'de niye yaptı foul anlamadım. Nereye gidecek ki? Yani gidecek hali yok ki zaten o sayı var orada. Hiç yok. Yani Kerem'i değersizleştiriyor bu anlamda. Maalesef çok üzücü. Ben Kerem'e niye kızıyorsun ona diye buradan söylemiştim. Evet. E, o. E, haklıymış yani. Yani çoğu el pozisyonuydu başka bir şeydi ama hani Evet. genelde yine <laughs> kızıyor yani. E ben de abartıyorum zaten şimdi biraz. <laughs> E, şimdi Berkan'ın iki pası da yok. E, bir tane offside de olsa yan ağlara vurdu. Yani benim beklediğimin çok altında bir performans. E, orada bir değişiklik lazım. Yani Berkan'ın yan, yanına Pulgar ön tarafa da en azından o Halil Gomis birlikte oynadığı e, dakikaları biraz daha arttırmak lazım. Çünkü Fenerbahçe stoperlerini hiç zorlamadılar ya. Yani. yani. Serdar Aziz o yaptığı foul dışında neredeyse hiçbir şey yapmadı. Bir tane pozisyonu var Serdar Orada da övgü hak ediyor bence. Ee, o Kerem'in soldan daldığı, içeri 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 çekip sonra kötü vurmak zorunda kaldığı pozisyon var. Serdar Aziz normal şartlarda orada çok erken yere yatar. Ya da diz çöker. Ayakta kaldı. Ayakta kalarak o şut imkanını tanımadı, takip etti. Ve hiç e, alan bırakmadı. Kerem de vuramadı. Çok kötü vurdu sonunda. O, bu, bu, i̇nsan demek ki bu yaşında bile değişiyor. Orada kutlamak lazım. Pulgar'da da bir durum var herhalde abi. Çünkü ara transfer ama yine işte hani kulübeden bahsettin. O girmedi, Ömer Bayram girmedi. Ee, diğer değişiklikler de hani Halil 74, Arda Morutsan 84. Ki... Mor Morutsan da çok ilginç bir vaka. Olacak gibiyken. Hiç yetenekli bir oyuncu. Ama ne Fatih Hoca ne Torrent ona şans vermiyor. Nerede eksiklik? Ee, daha genç tabii ama bu kadar yürümeyen bir takımda dakika alabiliyor olması lazım. Galatasaray'ın çok iyi dediğimiz tek yeri e, savunma göbeği. Ki Markao kaybettiği ikili mücadele yok bak o açıdan. Bak. Evet. Yani Marka ve Nelson hakikaten çok üst düzey oldular. Ee, onu söyleyeyim. Ee, şunu söyleyebilirim yani kim Serdar mı Marka Nelson mu bilmiyorum ve hani bu savunmaya rağmen bu güvenliğe rağmen yapılamaması çok enteresan bunu söylemiştim tekrar edeyim ee, belki de e, Marka önde oynatmak lazım orta Taylan'ın pozisyonunda belki de öyle Melovari bir şey mi yani çünkü or orayı yapamıyor Galatasaray yapamıyor ya da oyun akışında öyle olması lazım İşi oraya getirmek lazım yani Taylan'ın çizgiyi hiç sırtını verip Markay'ı oyuna soktu. Ya da arkaya gidip Markay'ın oyuna soktu. Öyle bir dönüşümlü oyun lazım. Çok kitabi e, Torrent. E, ama zaten onun için getirirsin. O da maçtan sonra dedi ya işte Türkiye'de plan bir sonraki maçtır diye. Evet Burak Yılmaz bu kararı verdiğinde zaten bunu konuşmuştuk. Yani böyle bir imkan tanınacak mı uzun süreli çok... Niyet öyle söylenmişti. Aslında. Öyleydi ama işte Fatih Terim'in evet, sonra böyle. Yani. böyle bir şey yapmak çok zor. Ee, olmayacak yani. Çünkü Galatasaray tarihinin zor dönemler geçirmiştir Galatasaray. Benim hatırladığım. Ee, ama tarihin en kötü durumunda diyebilirim. Finansal olarak öyle. Fatih Terim etkisi açısından. Yönetim yok. Ortada bir yönetim yok. Seçim ne olacak belli değil. Kadroda ne olacak belli değil. Sıralama da geride kaldı yine Galatasaray. Evet. Ama oyun olarak mesela yine tarihin kötü durumlarından mı? Ee, yok çok da, çok daha darmadan takımlar gördük ama yani bakıyorsun işte rahat maç kazanamıyor. Önemli olan yani ben bugünden değil geleceğe bakarak söylüyorum yani seneye ne olabilir? Bu altı hafta nasıl geçer? Onlara bakıyorum ben. Bu altı hafta çok kötü geçecek kesin. Yani oyuncuların konsantre olması, antrenman yapmaları falan bunlar çok zor. Yani bir motivasyonu yok şimdi. Fenerbahçe maçını kazansan bir 2 3 hafta gider o seyircinin e, seyirci doldurur stadı, bir seni alkışlar sen bir kendine gelirsin kendimi göstereyim dersin çünkü burada aday oyuncular var e, transfer için. Kerem bir aday oyuncu. Marka. Marka, var. Nelson bunlar aday oyuncular. Yani bunlar kendilerine gösterir. Bunlar bir de şey oyuncular. E, önemli oyuncular. Ve hani Berkan'ın pozisyona bakmadan yani lig sıralamasındaki pozisyona evet, bakmadan her maça devam ediyor gibi gözüküyor şu ana yani. an kadar öyle gitti. Bundan sonra ne olur? Ben Berkan'a da oraya katıyorum. Berkan, Taylan ikilisi o birbirlerini aşağı çekiyorlar imaj olarak. Ben Berkan'ın yükseldiğini düşünüyorum. Berkan'da bir yükselme var. Galatasaray'da taraftardan bahsettin ama uzun süre sonra hani bir derbi atmosferi olarak Fenerbahçe içine yani hep kapalı gişe, olması, erken doğması bir de. Çok erken seyirciler geldi yani geçen, geçen maçlarda da doluyordu. Demek ki iyi bir şey seyrettirirsen geliyor insanlar yani. Ya aynısını Beşiktaş'ın da söyleyebiliriz. Bravo. Bu hafta. E orada biraz karışık orası. Onu, konuş, onu ayrıca konuşalım. Tamam ona gelmeden abi e, az önce bahsettiğim noktadan kendin ol korkusuz ol etiketine gelen bir soru var. E, İsmail Gürüz Bey... E, Torrent'in açıklamalarını biraz sormuş. İşte sonraki proje, sonraki maç Türkiye'de. Hem onu nasıl yorumlarsınız demiş. Hem de sezonun kalan tek önemli maçının 80. dakikasında 2-0 gerideyken Arda'yı alırken beklentisi nedir? Kim alsın? Yani ben de Arda'yı tabii... Ben Arda'ya Arda'nın durumu açısından üzülüyorum. Derbi programında da söyledim. Türk futbol tarihinin bireysel olarak geldiği en üç noktadır Arda. Hiç yani nou'da Atletico Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu kupasını kaldıracaksın. Şampiyonlar Ligi finalini son anda kaçıracaksın. Iı, ıı, kaçıracaksın. Yani sakatlandı çıktı. Sakatlandı, sakatlandı, sakatlandı evet. çıktı Ramos'suz. Ramos son anda vurmasa kafayı içeri kaldıracaksın kupa yani. E, e Barcelona'ya transfer olacaksın. Neymar'ın sakat olduğu dönemde bayağı golcü olacaksın. E şimdi bütün bunları bir yok mu? Bunun benzeri bir şey yok. Ya yani iyi yurt dışında bizi iyi temsil etmiş oyuncularımız var ama Böyle bir kariyer yok. Şimdi onun 35 yaşında bu resimle bitmesi çok can sıkıcı. Ya yani foto sırf fotoğraftan bahsediyorum. Çok can sıkıcı, çok üzücü yani. İnsan kendine niye yapar bunu? Yani eminim ki 10 sene sonra keşke o iki sezonu oynamasaydım diyecek. Eminim yani. Çünkü hani 35 yaşında Arda yeteneğinde bir oyuncunun çok rahat oynar. Çok rahat oynar. Ya Modric'i karşılaştırmıyorum. Tamam Modric başka bir cins. Kabul ediyorum ama. E ama yani onun yarısı kadarını da yap abi. O yüzden o ayrı mevzu. Torrent'in tercihine gelirse e, kim alacak? İşte hani biraz saydık zaten. Emre var, Ömer var. Girmeyen başka da hani hep savunmada e pulgarı zaten almıyor. Bilmiyorum. Yok anlaşılır değil ama Değişiklik açısından ben şu, demin söylediklerimin arkasındayım, onu tekrar diyeyim. Taylan'ı çiftleyip, pas istasyonu sayısını artırıp, önde de ya Gomis'in yerine ya Gomis'le birlikte halli almak. Yani oyun düzenini tamamen değiştirmek gerekiyordu. Arda'dan da bahsetmişken abi aynı dakikada böyle biraz da bayrak değişimi gibi bir sahne oldu. Hani Arda Turan ve Arda Güler evet. aynı anda değişiklik için girdiler. Ahmet Hakan adı vardı, biraz o genç oyuncularla alakalı sormuş. Türk futbol, sizce Türk futbolu için tek çözüm genç oyuncu parlatıp sahada da oyun kimliği olarak oyunu daha çok ele almak mıdır? Ülke futbolunun düzeldiğini nasıl anlarız? Ne olursa anlamalıyız demiş. Ben finansa bakarım ilk. Yani finansal olarak bir problem yoksa iş fena gitmiyor demektir. Yani i̇lk finansa bakarım. Yani oyuncu çıktı. Yani evet çıkar. Şimdi Arda, Arda Güler çok net söyleyebiliriz. Bu, üretim hatası. Yani biz her sene 3 tane, 4 tane böyle oyuncu çıkarabiliyor muyuz? Yani bö böyle bir özelliğimiz olsa, "Aa bak yeni birisi daha geldi, yeni birisi daha geldi." Arada birisi geliyor. Arada birisi geliyor. Ee, oyuncu ona karar veriyor. 14 yaşına geldiğinde bir seçim yapması gerekiyor. Futbol mu, eğitim mi? Ona karar veriyor. Eksikleri oluyor. O eksiklerini tamamlamak konusunda ya diyorlar ki milli takıma çağırmıyordu işte Arda Güler. Neden koşmuyor diye. E, o karar veriyor. Yani çocuk şey de değil, Ya ben çok yetenekli adamım ne koşacağım da diye. Öyle demiyor. İşte onları onları yapa yapa bütün bir grup içinde çokça grubun içinden çokça oyuncu çıkmaya başladığı anda ya e, o zaman deriz ki tamam yürüyor. Finansal olarak da tamsa tamamdır. Ama bir kişi çıktı bekle 5 sene daha. Ayrıca Arda da nereye evrilecek bilmiyoruz hala. Yani 22 yaşında ne olacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 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 Umuyoruz çok iyi olacak. Ama bilmiyoruz çünkü elimizde öyle bir şey yok. Mesela Gavi'ye Pedri'ye bakarken nereye gideceğini görebiliyoruz. Çünkü var çünkü 3 senede bir çıkıyor. Yani bir de zaten adam geçen sene 82 maç oynamış bir evet. takımından şeyine kadar. Evet yani o, o, o kalıpları o şablonları biliyoruz. Böyle gidecek bu adam. Büyük ihtimalle diyoruz. Olmaya da biliyor. Ama olabiliyor da. O e, orada olurken e, başka bir yerden de Rodri diye bir adam var yani anlatabildim mi? E şimdi Var yani bunlar var. Yani aa, bu sketçe benziyor değil mi biraz falan yani. E, e, biz de bunları göreceğiz ki. Yani böyle olacak ki olsun. Ama çok ciddi riskler var burada. E, onu zaten sürekli konuşup duruyoruz oyuna devamda özellikle. Haftalık program olduğu için bu maçlardan gidelim. Umuyorum iki, yani tekrar edeceğim, o Otoşan şeyidir benim çok benimsediğim iki İki senede bir bir altyapı bir, bir, iki senede bir bir oyuncu çıkarıyorsa tamamdır. Eğer genç oyuncularla ilgili soruyorsa. Tamamdır. Öne arkaya işte belki çabuklar. zaten o finansal düzelmenin de ilk adımı olur. Artık o noktayı biraz geçmiş olabiliriz. Yani o çünkü bu kurla yağma olabilir. E ee, abi derbi de hani şöyle genel konuştuk ama e, kimsenin de konuşmadığı nokta hakem oldu. Hakem yönetimi oldu. Bir Halil'in pozisyonu var. Orada da Yardımcı Aleksa Şoğlu'nun yarısı herhalde akılda kaldı. Ee, var birkaç pozisyon. Ee, yani Fenerbahçe'nin golü öncesi e, Serdar Dursun'un foğolu var. Taylan'a. Net foğol. O konuda. Ben orada dün trio'yu da izledim. Ben foğolu görmediklerini düşünmüyorum. Ee, pozisyonun devamı saymadılar bence ona. Çünkü korner e, köşesine gitti top. Serdar Dursun'un orada bir ikili mücadele Serdar Dursun yere düştü, kalktı. Bence evet rakibe geçmedi, Galatasaray'a geçmedi top ama bence o kadar geri sarmadılar. Yani o kadar geri sarmanın doğru olmadığını düşündüler. Pol ama. Yani adam orada dönüp çalsa bir şey söyleyemezsin. Ee, tartışılan bu var. Ee, İrfan'ınki kırmızı kart olabilir ama çok net olarak sarıya itirazım yok, kırmızıya da olmazdı. Öyle yani bu böyle bu iş. 60'a ee, Serantepede olsa kırmızı verebilir. Seyirci etkisi diye bir şey var. Ama bütün bunların dışında e, ben iyi bir yönetim gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi maçın önüne geçecekler. Yani. E tabi. Ama şimdi Galatasaray'da bakış açısıyla ya kardeşim kırmızı kartı vermemiş, golü de iptal etmiyor. Nasıl iyi yönetim? Dersin. Öyle. Denir. Denir bu yani. Ama mesela Mert Hakan pozisyonunda e, dolduruşa gelme işi. Çünkü ikinci sarı kartı çıkardığı anda oradan vardan dönüşü yok. Vardan dönüşü yok yani orada pat diye gider. Bir şey de söyleyemezsin. Gelişine verdim der adam. Şimdi onlar da dengeyi bence doğru kurdu. Ee, i̇ki iki maçı üst üste tabii Fenerbahçe'nin maçına verilmesi bütün teamüllere aykırı. Ya zaten son dönemde e, aynı takımların maçlarını hep aynı hakemlerin He. yönetmesi gibi. Ama e, bu mesela taraf olduğumuz için bizi etkiler. Yani Galatasaray'da itiraz eder. Aynı şeyleri Fenerbahçe aleyhine çalmış olsa Fenerbahçe'de itiraz ederdi. Ancak Almanya'da bir maç izliyor olsan çok aklında hakem kalmaz. O yüzden ben kötü bulmadım. İyi buldum bile diyebilirim. Hep eleştiriyoruz. Ee, bu sefer de övelim. Evet. Anketi söyleyeyim abi. Haftanın en iyi performansı için okay. yine dört adayımızı sunduk. <laughs> İrfan Can, Batu Şuhayi, ve Deniz Türüç adaylardı. Bu da tahmin edersin. İrfan Can 53, Batu 38. İki oyuncu arasında giden bir haftanın en iyisi. Ve i̇kisi de yarıştı. değerli performanslar ve ikisi de teknik direktörler için çok iş yaptı bu hafta. Ama senin adayın farklı da olabilir burada. Yani Serdar Dursun'a ben biraz torpil geçmek istiyorum. Çünkü haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Çok önemli Fenerbahçe'nin oyunu için. Yani tabii ki çok iyi performanslar var bu hafta ama o yüzden altını çizeyim istiyorum. Derbi abi eklemek istediğin bir şey var mı? Yok sonra aklımıza gelirse zaten söyleriz gene. Beşiktaş'ta Söylerim gene. Niye kendime biz diye bahsetmeye başladım deli gibi. Bana da bulaştı. Covid'le birlikte mi geliyor acaba bu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyisin artık abi. İyi olduğunu Ay, düşünmek evet. istiyorum. Konuşurken hala bak, biraz zorlanıyor insan. Zor yani. Aman dikkat edin. Evet. Beşiktaşların dilinde bir isim, e, vaale yani İsmail var e, şu an. Hani ben kendi arkadaşlarımla konuştuğumda da e, hani hoca çok iyi gelecek sezon daha iyi olacak, Getson gelecek. Hani daha şimdiden bir şampiyonluk havası evet. dahi, yani kısa süreli bir şey elbette ama hissedilmeye başlandığını duyuyorum, görüyorum ben. E, Taraftar da hani biraz belki konuşuruz Beşiktaş'taki işi demiştin ama onlar da yine stadyumu doldurdu. Evet. E, Rakip evet. bu tarz maçlarda. Trabzon'dan 4-7. Fenerbahçe'den 5-7. Ve Faryo'yla ısrar ediyor bu oyundan. Yani ben oyunumu geriden kurarım. Kardeşim istediğiniz kadar gelin diyor. Cornelius söylemişti değil mi? Biraz kendini biraz burunları havada bir oyunları var. Bunu cezalandırmak bizim için kolay oldu gibi bir şey söylemişti. Me mealen. Ee, yani Valerian İsmail'in oyun sistemine, istediği oyunu o hard raka e, kim ee, en uygun rakip kimdir diye soruyor. Alanya Spor'du. Net. Çok net yani. Bir de Sound Force'uz denediler bunu. Ee, ve istediğini aldı. Yani Beşiktaş 4 attı. Fenerbahçe 5 attı. Trabzon 13 gol attı. var zaten o şey. Ee, Alanya yani, enteresan bir takım yani. Var <laughs> öyle. Diyor ki ben buradan böyle çıkacağım. Pasla çıkacağım yani. Ne olursa olsun pasla çıkacağım. Ama orta sahaya geldiği anda da direkt Hücum'a geçiyor. Yani oradan da pasla gideyim demiyor. Ee, onların da planı oydu. İki defa e, savunma arkasına top attılar. Birisi gol oldu. Bir tanesi de oluyordu neredeyse. Ee, burada tabii Ersin çok eleştiriliyor. Ben de geçen hafta yani niye çıkıyorsun? Ben bu net direktif. Yani özellikle kenara çaprazlama atılan toplarda savunma arkasına sarkan olursa çık demiş Hoca. Çünkü dört tane aynısını yaptı. Üst ağlarda kalan e, pozisyonda. E, Ersin bu direktifle sahaya çıkıyor. Bence yani eleştirirken buna göre eleştirelim. O ünlü Zubizaret de hikayesi gibi. Çık diyor ya Cruyff. Ee, işte aldığı talimat. Doğrudur. Evet, öyle belli yani ki. orada biraz erken biraz geç onları ayarlayacaktır. Ama niye çıkıyorsun demeyin. Çık talimat alınmış. Ee, çok tabi Rozier ile Rıdvan'ın yaptığı iş bu oyunda çok değerli. 3 golle asistte onlardan. Top. Evet ama baskının oluşmasında da yaptıkları iş çok değerli. Yani onlarsız bu iş yürümez. Dolayısıyla onlara yedek lazım. Daha dengeli oynayan, yani salt pas değil hani arada ileri de vuran ya da merkez kanat oyun kurulumunu iyi oyun dengeleyen mesela takımlara karşı sıkıntı çıkabilir çok doğal olarak. Çünkü hani önde basalım hep beraber gidelim. Plan ee e yani herkes yapar o zaman. Ee, savunma üçlüsü Montero'nun oyununda benimsemiş oyunu. Başka, daha iyi değil mi? Sana da gelmiyor mu? Daha güvenli. Ee, Zaten hemen, çok da şans bulmadığı bir sezonun hani. Evet. Devamı. E, tabii ki karta yakınlık var. Wellington özellikle. Ee, bu tip riskleri var oyunun ama geliştirilebilir bir oyun. Şey Şeyine katılmıyorum tabii. Önce gelseydi çok acayip olurdu falan. E, şey, da puan ortalaması çok kötü değil. Değil mi? Yani İsmail Hoca geldiğinden beri en fazla puan toplayan İsmail Hoca 27 puan. Ee, Antalya'nın maçı eksikti o puan onlar kazanırsa 25 olacaklar. Kasımpaşa bir ara çok Kasımpaşa yukarıda. Orada. E, o da 25, 23 galiba. E, Beşiktaş'ın da 21. Dördünü tabi Valerian İsmail aldı ama e, fena gitmiyordu yani orada oyuncularla duygusal kopma dışında. E o iş kapandı. Yeni bir e, sayfa açıldı. E ona göre artık bakmak lazım. Şu ana kadar iyi. Ama riskler olacaktır. E, bu hep böyle gitmeyecek tabi. Türkiye'deken yani Süper Lig'deki o e, moral, yani o önemli. işi önem veriyor veya o işi yapıyor gibi gözüküyor. Evet evet yani seyirci çok sahiplendi. Bu çok bu kadar hızlı ve çok, isminde bu kadar parlak olmayan e, bir adam için çok rastlanır bir şey ama sağ kenarındaki duruşu havası filan e, ayağa kaldırdık şeyi. Bir de bağır mağır hani dolmabahçe filan her şeyde çok... <laughs> Yani Beşiktaş'ı Beşiktaş, ı, Beşiktaş ı o anlamda morallendirmek kolay. Üsküdar'dan videoyu gördün mü abi? Görmedim. Karşıdan e, stadyum videosunu çekmişler. Ses hani oraya kadar Aha. gidiyor. Ben değil de bir durum doğru. var. Golleri... Sen zaten önden alıyorsun. <laughs> Golleri 15 saniye önce <laughs> aldığım için. Sadece Rozier ve e, Rıdvan değil, e, Soza'nın da yaptığı. Soza da kendini hissediyor bu oyunda. Onu çok net görebiliyorsunuz ama Tabi savunma üçlüsünün ona yakınlığı olmadan da bunu sağlamak çok kolay değil. Şimdi savunma üçlüsü çok kompakt, çok öndeler. Ama bunu bu, bunu bu çözmek çok zor olmayabilir. Yani buna, buna hızlı bir şekilde rakipler e, çözüm geliştirecektir. Dolayısıyla ona bir kontr silah daha oluşturmak lazım. Çünkü iki bekini birden hücuma sokuyor. Farkı yani çok... o bir tane bekletir ee, bazısı bekletmiyor. Arkadaki üçlüyle yani zaten üçlü yapmasının sebebi de o. Ben iki bekimi sokayım, üçlüyü kullanayım orada. İcab de. Soza'yı çekerim. İcabetmiyor etmiyor genellikle onu da ileri atıyor ama. Ama bunun riskleri olacaktır. Karta yakınlık gibi riskleri olacaktır. Hızlı kanat oyuncuları karşısında riskleri olacaktır. Ersin de ondan çıkarıyor yani o hep alanları kontrol etmek için. Güzel yani eğlenceli, eğlenceli oyun. En çok oyunun parlattığı isimlerden hep hani... Bekler oldu şu ana kadar iki maç ama Rozier evet. Rıdvan evet evet yani bu Rıdvanı seyrettikten sonra konuş acaba ya filan demiş olabilir. Gerçi hakkını yemeyelim yani İtalya maçında denedi olmadı ama orada da hani Berkan gibi o enerjiyi biraz kullanmak istemiş. Ben beğeniyorum Rıdvanı yani Rıdvan ıı, uzun dönemde bizim en kafa takımlarda olmaz ama olmayabilir ama olursa ne güzel. Bir alt e... ekipler içinde dünyanın her yerinde oynayabilecek oyuncu. Batshuayi'ye bir evet, gelecek abi. Çok önemli, tabii. Yani birkaç hafta önce hatırlarsın Batshuayi yerine Cornelius olsa Beşiktaş'ın yani en çok daha fazla puan almıştı gibi bir soru gelmişti, bir yorum gelmiş daha doğrusu. E şimdi golde yakaladı neredeyse gol krallığında zirveye evet. gidecek. Bir de bir o kadar direkten dönen topu var. Yani Hayır, bu sezon so iyi mi geçti, kötü mü geçti? Ee... Yani şimdi ilk kontrol ve şutu sorunlu var şu an. Yani her seferinde sorunlu değil. Bir standartta olmadığı için sorunlu. Bazen yapıyor, bazen yapamıyor. Ama bu yüzdenin daha yüksek yani bu seviyede bir oyuncunun bunu da çok daha iyi, çok daha yüzdeyle yapması lazım. Gol olur olmaz ayrı. Yani gol olmayacağı belli şutlar atıyor. Şimdi asıl önemlisi psikolojik rehabilitasyon yani bir hafta içinde ben koptu artık tamam bundan sonra toparlayamaz dedim. Yani Abdülkadir Ömür'ün Trabzon'daki Galatasaray maçı gibi. Ya yani o penaltıdan sonra ve o oyundan sonra seyirciyle de sosyal medyayla da koptu iş. Ama bir hafta içinde belli ki dışarıdan gelen bir teknik direktör e, aradaki e, artık o kopuşu çok görmemiş, sindirmemiş dışarıdan gören birisi yapabilir bunu ancak. Sezon başından beri bu pozisyonda olan bir teknik direktör bunu yapamayabilirdi. Çünkü ister istemez kendisi de ona karşı öfkeli olabilirdi. Yani birikmiş. E, birikir tabii. E şimdi e, bu iki gol ve oynadığı oyun olmasa bu maç bu kadar rahat geçmeyecekti. E, bu Bunları yapamadığı onlarca maç var. Önder Karabeli ve ser, özellikle Sergen Yalçın'ın kariyerini zedeledi. Şampiyonlar Ligi'nde bile e, evet. maçların başlangıcı. E, evet. E, şimdi Ama bunu mesela Sergen Hoca ya da Önder Hoca Trabzon maçından sonra otur abicim artık tamam birazcık otur. Gel kardeşim sen oyna diye başka birisini çağırabilirdi. Ama yeni gelen bir teknik direktör için böyle bir şey bagajında birikmiş böyle bir durum yok. Ya sen çok iyi bir oyuncusun. Ben kadroya bakıyorum elimdeki en tanıdık isim sensin. Tabii ki ilk sen oynayacaksın diyor. Bakış açısı farklı. Ve onu rehabilite etmek de güzel bir e, mücadele. Yani eminim ki Barihan İsmail sokakta dolaşırken, dolaşıyor mudur bilmiyorum ama AVM'ye AVM gitti bir şey yaptı hani bir alışveriş markete girdi. Eminim ki Beşiktaşlar ya Allah aşkına şu Batşuay'ı oynatma başkasını oynat diyordur. Çünkü bana deniyor. Sanki ben oynatıyormuşum gibi. <laughs> abi söyledi şu Batşuay'ı artık oynatmasın deniyor yani. E, bu, bu, bu şans bir taraftan şans Batşuay'ın ona karşılık vermesi de hocanın şansı. Ama haftaya böyle olacak mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani. Belirsiz bir Belirsiz. durum hep vardı. E, Trabzon'a geçelim istersen abi. E, Trabzon 3 hafta oldu. 3 maç mi? oldu. Bir aydır maç kazanıyor. Ali Koç çok iyi oynuyor Trabzonspor dediğinden beri. <gülüyor> <gülüyor> o açıklama. <laughs> Şaka tabii. E, zor di zor tabii ya bu işler. Yani e, bu kadar rahatladıktan sonra yani e, kupa finaline kaldığında da bu olur. Artık konsantre olmak kolay olmaz. Bir de Antep'e gidiş zor oldu. Ertelendi hatta. Yani saat ileri çekildi daha doğrusu. Evet. Ee, Antep'te zor takım. Yani savunma anlamında. Savunmayı yaptığı zaman doğru yapıyor. Bu arada bu süreçte hani e, maçta yani 3 maçtır galip geliyor olsaydı Trabzon burada şampiyonluk programını tabii, tabii. olacaktık. E şimdi 2 galibiyete ihtiyaç var. 6 e, maç var yani öyle bir hata yapmaz zannetmiyorum. Ee, zaten hani sadece iki maç o da yetmiyor. Fenerbahçe'nin de altı maçını birden kazanması lazım. O da kolay bir şey değil ki zor bir Beşiktaş maçı. Zor ve güzel bir Beşiktaş maçı olacak. İyi bir final yapacağız. iyi bir derbi finali yapacağız. Ee, yani Trabzonspor açısından bakıldığında zaten herkes çok rahat. Çok rahat konuşuyor. Sadece hani ben hani Mart'tan olur demiştim. Esasında oldu da. Yani sadece matematiksel matematiksel durum. olmadı. Zorlayabilen yok. Yine bir de Uğurcan maçı oldu abi. Evet. Uğurcan Çakır. Ee, yani bunu söylediğim zaman Trabzon'un sporlar kızdılar bana ama yani mini takımda da o standardı yakalasak e, biraz maç kurtarsın iyi olur. Yani Uğurcan çünkü çok acayip şeyler alıştırdı bizi. Ee, umuyorum o da gelecek yavaş yavaş. Tabi ee, Tabii onlar açısından da önümüzdeki sezonu planlamak Şimdi şampiyon kadro ama şampiyonlar liginde elemeyle %99 gelecekler ve bu tempo bu yeter mi? Ee, Abdullah Hoca muhtemelen bunun planını yapmıştır. Yani bu kadro aynı şekilde aynı 11 aynı büyük kadro şampiyonlar ligi denemesi yapmayacaktır zannediyorum. Ki daha e Geçen ay sanıyorum birkaç hafta önce fotoğrafta paylaşılmıştı. Hı. Başkan Abdullah Avcı yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Hani daha zaten e, biz yani geçen sezonun sonunda konuştuğumuzda son programlarda transferlerini konuşmuştuk. Yeni sezona geçmeden Trabzon'un. Yine öyle bir şey bekliyorum ben. Evet yani tabii şanssızlık direkt katılım olmayışı. Şanssızlık değil tabii biz hep beraber hak ettik bunu. Bir de 20. sıraya düştük galiba. Doğru Bodo galibiyetiyle beraber. Avrupa'nın 20. ligiyiz arkadaşlar. Sonra niye alan yok? Ee, dibe vurmak bu. Daha, daha fazlası yok ki. Ka kaçıncı olabilirsin yani? Ya yani 20 tane lig. 20 tane yani lig tane yok. Lig saymak zaten zor şu an. 20 tane lig yok yani. Avrupa'da 20 tane lig yok ya. Ee, onun 20 tane lig olmayan e, kıtanın 20.si olmayı başardık. O yüzden eleme oynanacak. Sezonu erken açacaksın. Ee, kadroyu yeniden yapılandırman lazım. Bir de Abdullah Avcı şampiyonluğu yoktu. Şampiyonluğu oluyor. Kupası var artık. Şampiyonluk kupası da var. E ama şampiyonlar günde de kendi göstermek isteyecektir. Geç kaldığında bunlar için. Abdullah Avcı e, potansiyelindeki bir teknik direktör için Avrupa sahnesinde şu ana kadar daha fazla şey yapmış olması gerekir. Ben onun yerinde olsam Avrupa'da çalışırdım. Çünkü ciddi teklifler vardı İspanya'dan. Orada bir kendimi göstermek isterdim. O tercih etmedi. Belki. Trabzonspor'un işine yaradı bu. Ee, tabii Beşiktaş öncesiydi o. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi böyle bir imkan var. Ee, bunun içinde bu kadronun genel temposu çok kaliteli oyuncular olmasına rağmen yetmeyebilir. Çünkü nefes alamıyorsun orada yani. Ama ee, hani e, Mart'tan Nisan'da şampiyonluktan bahsettin. Hala o olabilir ama belli olan başka bir şey oldu bu hafta. E, küme düşme. İlk düşen takım Yeni Malatya. Ama Malatyaspor zaten 5. haftada ben düşeceğim dedi. Yani neredeyse. Ee, bu kadar üst üste üst üste hatalar içeriden dışarıdan yürümesi çok mümkün değildi. Yani kalsa 4 takımın düştüğü birlikte Malatyaspor kaldı kalsa şaşırırdım ben. Ligin başından itibaren üst üste hatalar yaptılar. Ee, üzücü ama yani söylenecek de bir şey yok. Zaten alttaki dörtlü çok enteresan. Altay, Rize, Malatya Göztepe, Malat. en, Göztepe, Malatya. en belli edene. Ama Göztepe'ye bana bu sezon başında küme düşecek desen mümkün değil derim. Thomas sıfır puan diyeyim abi sana geldiğinden. Ben göre. onu hiç anlamadım zaten. Ya geldiği günde konuştuk ki ben hani bir teknik direktör geldiğinde de ya bu adamın ne işi var falan demem. Öyle bir huyum yok. Ama yani nedir, ne mantık, nasıl oluyor? Ya bu, bu, bu nasıl oluyor çözebilmiş değilim. Hakikaten çözebilmiş. Üçüncü takım. Ya Thomas belki. şunu yapabilirsin. Thomas da aklında böyle modeller olan, şablonlar olan, bunun üzerine oynamayı e, düstur edilmiş bir hoca. Dersin ki kardeşim ya ben ikincilikte bir takımım var benim. İyi de yatırım yapacağım. Sen de bu işlere kafa yormayı seviyorsun. Gel bunu yap, kur. Kur, ben sana beş sene veriyorum. Ama yani pragmatik çözümleri olan falan bir teknik direktör değil. Ha onun öyle olduğundan da emin değilim de. Belki öyledir diye söylüyorum bir ihtimal bir şey olması lazım. Anlaşılır şey değil yani. Hakikaten anlaşılır şey değil. Bu kadar şahane stat. Harika taraftar. Sonuna kadar destek. içeride dışarıda. İyi de bir kadro. Yani öyle kötü bir kadro değil bu. Bir daha bir Abramovic alınca. Ya bu, bu, nasıl olur öyle bir şey onu anlamıyorum. ya yani. Abramovic onu olacak. Abramovic on. Ya adamın bütün varlığına el konmuş. UEFA resmi olarak yani bu, her şeyden çıkarmışlar yani spordaki Rusları her şeyden çıkarmışlar. yani adama şunu mu diyorlar? Chelsea'yi bırak ama Göztepe'yi alabilirsin. Böyle bir şey yani akla yatkın gelmiyor. Ha Türkiye'ye sermaye gelir. O gelir onlar. Ya uçakta getirirsin o ayrı mevzu. Ama resmi olarak hiç hiç aklım almıyor. Öyle bir şey olabileceğine hiç ihtimal vermiyorum eğer olursa da hakikaten dünya baştan aşağı yeniden değişmiş demektir. <laughs> ya bu arada 6 ay. Ve başımıza iş açabilir. 6 evet. ayda beklenmedik. Yani çok iyi bir giriş Mustafa Hoca ile. Bir de üstüne 6 ayda da başkan istifa etti. Yani küme düşecek 4 takımdan Rize hariç diğer 3 takımın başkanı yok gibi bir durum oldu. Rize'nin fazla var. <laughs> fazla ee, Rize'nin de işi kolay değil. Çünkü Giresun'la 10 puan var. İkili averaj Giresun'da. Dolayısıyla 4 galibiyet. Yani hem 6 hem Rize de, 10 puan gerisinde Giresun. 4 puan. Şeyin, 4, 6 evet. yani maçta 4 galibiyet fark var. Yani aşağıdaki tablonun değişmesi çok zor. Orası kapandı gibi duruyor. Tamam. Giresun 39'la. Yani Giresun Altay'ın tam tersine kötü girip ama şeyler Girasun, önererek. Ama Giresun da yani tabii ki evet giriş kötüydü ama oyun yükseliyordu. Vuramıyorlardı. İçeri topu vuramıyorlardı. Yani orada bir fikir var. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama peşinden gidiyorlar. Yani hem yani Hakan Hoca'nın arkasında durmalarını da tebrik etmek lazım. Orada bile yani daha o sezon başında bile hemen gitse... hemen hemen çok çok rahattır o işler bizde. Hakikaten iyi yönetim. Şekli. Burada o zaman. Sevgiler, saygılar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.